Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşamdaki ders Allah kullak bir ders. Doğru söylüyor. Okudukça, anladıkça hakikaten dünyada yaşamak zor oluyor. Muvazeneyi ve dengeyi korumak çok zor. Şimdi bunlardan bir tanesi de bu akşam. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Konu belli de başlayacağım şey zor. İnşallah ne kadar Cenab-ı Hak istifade ettirirse o kadar kârdır. Ders öyle dinleyin. Bakalım bu akşam ben farklı ne anlayacağım? Tuhaf bir ders. Şimdi ikindiden beri nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bu mevzuyu araştırmama vesile olan muhakemattan başlayacağım. Mevzumuz ben de bilmiyorum ama beraber bakalım. Hakikaten mübalağasız. Bak bu kadar notlar çıkarttım. Sırf başlık. Başlık. Yani nerelerden okuyacağız? Bu mümkün değil. Bir de şu başlıklar. Doktorum yani zor bir iş. Ama çok ilginç. İnşallah istifade ederiz. Evet. Senin de alakadar edecek bir mevzu. İsmini verelim. Asır, zaman, irhasat. İrhasat. İrhasat ne demek? Peygamber Efendimiz'in peygamber yönüne veriyor. Olaylar. Olağanüstü hali. Aferin. Mahkemat 164. Hadi bakalım bismillah. Mevzuyla alakalı soru sorabilirsiniz. Ama cevap varsa onu bilemem. Her soru sorabilirsiniz ama her soruya cevap yoktur. İrasat muteneviyadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden bunu ikiye ayırıyor. Nübüvvetten evvel, nübüvvetten sonra. Nübüvvetten evvele irasat denilir. Nübüvvetten evvelin içine doğumundan 40 yaşına kadar da var. Doğmadan önceki hali de var. Tamam? Bak, irasat, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvveti olmadan, mucizeleri tahakkuk etmeden hal, doğumuna kadar olan hadiselerde irasattan sayılır. Daha doğmamış. Mesela Ebrehe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmamıştı. Viladet gecesi olmuş. Okuyacağım şimdi. İrasat-ı Muteneviyadır. Güya o asır, buraya parmağınızı basın. Mahkumat 164. O asır, tamam. Bundan sonra hep bunun üzerine konuşacağız. Asır. Asır canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. İlginç bir tabir. Biz asırda ne anlıyoruz? Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, fizikte bir boyuttur. İnşallah gelecekte varır bunlara. Onun için Allah kulak bir ders. Külliyattan göreceğiz şimdi. Güya o asır, asır, insan değil. Bir asır. İnsanlık da değil. Peygamberden aleyhissalatü vesselam istifade ve istifaza ederek asır. İstifade etmiş. Yani almış. İstifaza işte fiizdenmiş. Asır.
Biz bütün derslerimizde, dinleyenler de, ders yapanlar da, ben de dahil, asır bir teşbihtir, üzerinde yaşayanlar kastedilir, biliyorduk. Çünkü öyle bir olmadığını göreceğiz ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce asır, Peygamberimizin geleceğini müjdelemiş, mucize göstermiş. Asır. Eğer asırdan kasıt insan olsa, insanlar Peygamberimizin geleceğini mucize gösteremez. Asır göstermiş mucize. Tekrar baştan alıyorum. O asır, Peygamberden aleyhissalatü vesselam istifade ve istifaza ederek, doğmadan daha Peygamberimiz. Doğmadan mucize olur mu? Peygamberimiz doğmadan mucizesi nasıl olur? Olmaz. Var işte. Hem şu soruya da cevap verir. Bir ara derdim ya, Geylani Hazretleri doğmadan annesi kız iken dağda başına bir hal gelmişti. Hatırladınız mı onu? Bir daha söyleyeyim. Belki yeni duyanlar var. Peygamber Abdülkadir Geylani Hazretleri annesiyle oturuyor. Hoş sohbet ederken hem ona cevaptır bu. Anne hatırlıyor musun diyor, ormanda çalı odun topluyordun falan tarih. Şaşırıyor. Şaşırması çok mühim. Sonra diyor, haydutlar sana musallat oldu. Sana zarar vereceklerinden sen dedin ki, ya Rabbi bu beldenin kutbul azamı hatırına ve hürmetine beni bunlardan koru. Oğlum dedi, sen babana varmamıştın. Tabii ki sen yoktun, babana da demedim. Sen bunu nereden biliyorsun? Keramet olabilir, geçmişi geçebilir. Ama başka bir şey diyor. Sonra diyor bir atlı geldi diyor. Onları tepeledi diyor. Senin atın arkasını aldı, yükünü aldı, köye getirdi. Sonra bıraktı, seni gönderdi. Hatırlıyor musun? Gene tekrar ediyor. Oğlum ben bunu babana dememiştim. O zaman evlenmemiştim. Sen yoktun, sen nerede biliyorsun? Anne, o bendim dedi. Ha, o bendim. Doğmadan keramet. Normal. Çünkü peygamber doğmadan keramet gösteriyor, mucize gösteriyor. Arkadaşlar biz zaman okuyacağız. Ana sıkıştık. Mazi ve mustakbel canlı ve ruhlu olduğunu külliyatta söylüyor. Senin geleceğin daha gelmedi. Vücudun, hayatın ve geçmişin canlı ve ruhludur. Anda yaşıyoruz. Anlar zam alırsa zaman olur, vakit olur. Zamanlar, vakitler çoğalırsa asır olur. Bak okuyayım, o asır peygamber, o şeye de cevap olacak burası. O asır peygamber gelmeden önce asır istifade ve istifaza ederek feyizlenmiş ve istifade etmiş asır. Dolayısıyla bu asır, o asır keramet sahibi olduğundan asır keramet sahibiymiş. İnsan değil burada. Keramet sahibi olduğundan bu asır, o asır Peygamberimiz doğmadan önceki asır. O asır keramet sahibi olunca asrın kalbi hassasında kalbi hassaslaşmış asır. Hassas duygular ortaya çıkmış ve hissi kalbel vuku ile Peygamberimizin geleceğini ihbar etmiştir. Hissi kalbel vuku ile. Arkadaşlar o çizelgeyi unutmayın. Kainat bir bütündür. Kainatın çekirdeği Nur Muhammed'dir. Madem bu kainatın içinde bir hakikattır zaman ve asır, o zaman o kainatın içindeki her şey hayatlıdır, canlıdır ve ruhludur. Şeyde de 700. sayfada Kalı Mesnevi Nuriye'de şey denilen her şey hayatlıdır diyor. 700 müydü Mustafa? 700. Ama ukdi hayatı. Bu da öyle de hayattan yapılmış. Şimdi bu kategoriden girdik. Bundan sonra kavgamız olacak. Bundan sonra kafalar karışacak. Asrı anladık mı? Asrın bir şans-ı manevisi var. Asır. Peygamberimizin gelmeden önce bu o asır peygamberimizden
istifade etmiş, istifaza ederek keramet sahibi olmuş. Keramet sahibi olunca kalbi hassaslaşmış, kainatın kalbi, asrın kalbi. Sonra hassaslaşınca hissi kalbe vukuyla olmadan önce Peygamberimizin geleceğini ihbar etmiş, asır. Şimdi buradan girdik. Bakalım asır ve zaman neymiş? Zor dedik ama ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Ölmeden bunları duymamız lazım. Anlamasan dahi duy, haş, cennet alacağın olur. Ya Rabbi böyle bir şeyler duymuştum ama ya anlamamıştım. Ha isteğin olsun. Ama bunları duymadan gittik. Ya Rabbi be ne vereyim? Ha, Furi biliyorsun. Onu duydun. Tamam. Bir anda her yerde olayım. Bildiklerini isteyeceğiz. Bunları bil ki. Şimdi zamanın İrhasat'tan Peygamberimiz gelmeden önce o asır kerametine bakalım. 626 şualar. Öyle hatırlıyorum. Evet. Çabuk çabuk okuyacağım çünkü bunlara geçeceğim. Hem zaman-ı mazi dahi risaletine bir külli şahittir ki İrhasat denilen nübüvvetten evvel zuhur eden ve gelecek peygamberin mucizatı sayılan harikalar. Peygamberin mucizatı sayılan harikalar tarihlerde ve siyer kitaplarında kafi tevatür tarzında nakledilen pek çok vakalar var. Gayet sağlam bir surette risaletine şehadet eder ve çok nevileri var. Bir kısmı gelecek şehadetlerde beyan edilecek, bir kısmı da Zülfikar'da, tarih kitaplarında sarih bir surette nakledilmiş. Mesela Peygamberimiz gelmeden önce, Viladeti Peygamberi aleyhissalatü vesselam yakın bir vakitte, Peygamberimiz daha doğmadı, doğma gecesine gelmedi, pazartesi değil mi? Gelmeden o geceye yakın Kabe'yi tahrip etmeye gelen Ebrehe askerlerinin başlarına ebabil kuşlarının elleriyle taşların yağması. Peygamberimizin mucizesi bakın. Olmayan insanın mucizesi. Olmayan Geylani'nin kerameti. Ulema-i ümmeti Kembiya-i Beni İsrail. Peygamberin mucizesi evliyasına keramet olur. Onlarda da olur. Doğmadan tasarrufları var. Vefat ettikten sonra tasarruf olduğu gibi. Marifi Kerri, Hayati Harrani, Abdülkadir Geylani mematından sonra hayattaymış gibi icraatları olduğunu söylüyor değil mi üstadımız? Varlığa. Peki vefattan sonra tasarruf oluyor da şehide ölü demeyiniz diyor da Kur'an. Geçmiş zaman gelecek zamanın aynısıdır. Geçmiş ve gelecek gayptir. Geçmiş böyle olursa gelecek de aynıdır. Başlarına taşların yağması bir. Nümine için birkaç tane okuyacağım. Viladet gecesinde Kabe'deki salemlerin baş aşağı düşmesi. Doğum anında gecede Kabe'deki putların devrilmesi. Mucize bu da. Üç. Kısra-i Fars sarayının harap olması. O gece. Viladet gecesi. Gene viladet gecesi. Ateşperest mecusilerin 1000 seneden beri yanması devam eden ateşi o gece sönmesi. Gene Buhera-i Rahip ve Halime-i Sadiye'nin katı ihbarıyla bulutlar bu doğduktan sonra çocuk başına gölge etmesi gibi hadiseler nübüvvetten evvel nübüvvetini haber vermişler. Kim veriyor? Asır. O yapıyor. İstikbal mesela. Yani vefatından sonra gene mucizeleri var. Onun haber verdiği hadiseler pek çoktur ve çok nevileri var. Birisi Ali Beytine ve ashabına ve Futuhat-ı İslamiye'ye ait ihbarat-ı gaybesidir ki Zülfikar'da Mucizat-ı Ahmediye kısmından nakl-ı sahile 80 vakanın aynen haber verdiği gibi çıkması. Mesela bunlardan birkaç tane okuyayım. Hazreti Osman radıyallahu anh Musaf okurken
Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Kerbela'da şehit edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul'un fethileri ve Abbasi devletinin zuhuru ve Cengiz ve Hulagu onu mağlup ve mahvetmesi gibi 80 ihbarat-ı gaydi mucizatı nakl-ı sahihle tarih ve siyer kitaplarına istinaden tafsilen yazması gibi ihbar-ı gaybinin sahih nebileriyle Muhammed'in aleyhissalatü vesselam'ın hakkaniyetine delalet eden pek çok vakat-ı istikbaliyle zaman-ı istikbal dahi kuvvetli ve külli bir surette Risale-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve sıddıkiyetini şehadet eder demektir. Bak, geçmiş ve gelecek peygamberimiz doğmadan mucizeleri olmuş. Ama biz ana sıkıştığımız için, zamana sıkıştığımız için pek geçmiş ve gelecekteki insanların ve bizlerin tasarrufunu bilmiyoruz, anlayamıyoruz. Şimdi onu yıkacak. Şimdi diğer okuyun canlı ve ruhlu olduğunu sözlerimlerde. Bir de bu noktada bakın bakalım nasılmış. Külliyatı okuyanlara söylüyorum. 700. sayfa. Dersime çalıştım. 2 günden beri çalışıyorum. Böyle pat diye çıkmıyorum karşınıza inşallah. Ha, 704. Bu noktadan bakalım. Bakalım zaman neymiş, asır. Kudretin aileleri çoktur. Kudret-i Zülcelal'in pek çoktur miratleri, mirat. Mirat ne? Ayna. Kudretin ifade edildiği, gözüktüğü aynalar. Ayna. İsar. Kudret duruyor, aynada gözüküyor. Bu aynada gözüken mevcudatmış. Zamanı ayna diyor, bakın. Şimdi bak, okuyacağım. Her biri ötekinden daha eşref ve eltaf pencereler açıyor. Bir alemi misali. Yani daha latif, daha latif, daha latif, daha latif, daha latif diye kesif, 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 kesif diye şeyler var. Aynalar var. Sudan havaya. Su kesif değil mi Osman? Su aynaya göre daha kesif. Hangisi daha latif? Ayna mı su mu? Suya bakalım. Saçımı tarasam. Bir de aynaya baksam. Daha da aynen. Sudan havaya. Yukarıya çıkıyoruz. Havadan esire. Esir. Esir nedir? Maddenin alt veri tabanı. Madde atom esirden yapılmış. Sıralayayım isterseniz. Bir bardak su. Buz kabul edin. Esiri anlamak için sıralıyorum. Buz. Hiç su görmeyene anlatamazsın suyu, ispat edemezsin. Çok zordur. Bunun üzerinde, buzun üzerinde oynadığı halde adam. Kardeşim diyorum bak, buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama elektron nötrondur. Elektron nötron diyoruz ama aslında kuarttır. Kuarttır ama kuantumdur. Kuantum dediği o boyutlardır ama esirdir. Esirdir ama kuvvettir. Kudret-i Mecidiyesi olan kuvvetini manyet-i mesure vücud ilimine vücud aleci çıkar. Kuvvettir kardeşim ama maddi hayattır. Aynı yerdeyiz, dikkat edin. Bak nereye gidiyorum, aynı yerdeyiz. Maddi hayattır ama Nur-u Muhammed'idir. Takılma maddi hayata. Nur-u Muhammed'idir ama esmadır. Esmadır ama sıfattır. Sıfattır ama şunat-ı zatiyedir. Şunat-ı zatiyedir ama mahiyeti zatiyedir. Aynı yerdeyiz. İşte Miraç böyle oldu. Onun için buna dayanarak diyorum ki sudur ama buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. Şu anda bilgi yüklenmiyor. Üzerimizdeki battaniyeler kalkıyor. Aslında bilgi yüklenme yok. Çekirdeğe ağaç zaten var. Dışarıda müdahale edilmiyor. Çekirdeğin içindekiler, üzerindeki yorganlar, battaniyeler açılıp ağaç oluyor. Biz kainatın çekirdeğiyiz. Zaten var, donanım var. Aldıklarımız da üzerimizdekiler atılıyor. Battaniye.
gaflet, dalalet, sefahat, efendim, haramlar, haramlar vesaireler üzerimizdekiler atılıyor. Hakikatimiz ibraz ediyoruz. Yani buzuz. Su oluyoruz, ısı alıyoruz kardeş. Suyuz ama haşiki olmak istiyoruz. Bak bir şey yüklenmiyor, ona dönüşüyoruz. Aklımıza seyahat ediyoruz. Onun için ölüm denen bir şey yoktur. Boyut değiştirmektir. Buzluktan suya dönmendir. Tek dili mekan dediği bu, buyur. Ölüm yoktur. Ne diyorsun ya, bu dedilerimiz nerede? O nefis takmış. Küllün nefsin zaykatı mı? Küllün nefsin. Küllün ruhun demiyor. Nefis ölümü tadacak kardeş. Boyut değiştirmektir. Esma'nın bir tecellisinden başka bir tecellisine mazariyettir. Ölümcü değil ki ya. Bak şimdi. Hadi bakalım biraz da gidelim aynaya. Sudan aynaya. Aynadan esire. Esirden alemi misale, misale, Allah'u ekber. Misalden ervaha, ruha, ruhtan zamana, zaman, gördünüz hep mahluk. Zamandan hayale, hayalden fikre kadar muhtelif aileler daim temsil eder şuunat-ı seyyale. Şimdi başka bir yer. Zaman mahluktur. Zaman neydi? Zaman aslı neydi? Hakikati. Zaman hakikati nedir? Hareket mi? Zaman neydi bakalım? Hareket zamanın bir levniğidir. Bakayım. Zamanın hakikati kim söyleyecek? Tevazu ediyorsunuz ama. Tamam. Hani soru sormayacaktım. Doğru söylüyorsun. Şimdi zamana ait bir şey. Demek harekat-ı zerat o kitabetten, o istihsahtan, mevcudat alemi gaybden, alemi şahadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir hareket. Zaman neymiş biliyor musun? Mustafa hayal. Eskide kütükleri Karadeniz'de kesecekler ya, böyle hızar yapıyorlardı. Ona düz kesmeleri için bir çizme yaparlardı ipler. Bak, ipin ucunu tut hayale. Tut, gel. Ben de tuttum burada. Ortadan bir tanesi, geldi tut. Ortadan bir tanesi kaldırsın ipi ortasında. Kaldır, 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 gel, gel. Bırak. Isladığımız bir odun gibi ateş yapsan, hızlı çevirsen diyor, bir daire olur. Ama aslında göz yanılmasıdır. Galati basar. Aslında tektir böyle. Tek 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 yekünüdür. Gözün görme kabiliyetinin ayrıca olduğu için. Şimdi bu ipi kaldırdık. Bıraktık ya. Bunun adı ihtizadır. Kur'an'da iki tane ayet var. Kainat, burada da var ya, Kur'an'dan söylüyorum. Kainat, söyledi şimdi, ihtizadır. Var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. İlimden kudret. Ama insanın şuurundan, ihatasından daha az doğduğundan biz her şeyi sabit zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Şöyle bir ifade var. Zaman bir ilk, dedi ya. Okuyacağım. Şerittir ki diyor Üstad. Saniye düzelen her asrı onun üzerine takım seyirci mazhabatını gösteriyor. Evet. Onu da okuyacağım. İlk deyince. İlk. İlk. Oradan çıkarttım zaten. Geldi. Bunun adı, şimdi bu misalden sonra şu cümleyi oku bir daha. Demek harekat-ı zerra, yani zerrelerin hareketleri mesela, bak buradaydı. Buraya geldi, bilmem ne yaptı bunlar. Kitabetten, istinsahtan, istinsah, mahva, çoğaltma. Yani bir tane ettik, geldik, bıraktık, çok oldu. Veya odun böyle, o şeyle, ateş. Tekti ama istihsa etti, çoğaldı hareketle.
Aslında tektir de hareke çoğalttı. Matbaa gibi, fotokopi gibi. Hareket aslında tek olan bir hakikatin istihsa ile, çoğaltma ile mevcudat, şu her şey, alemi gayb'tan, alemi gayb ne demektir? Geçmiş, gelecek. Unutmayın, alemi gayb. Alemi gayb'in iki kolu var, geçmiş, gelecek. An, ana, şimdiki zaman. Zaman yoktur. Ne diyorsun ya? Zaman yoktur. An var. Tık, tık. Anlar zam alırsa zaman olur. Anların toplamı zaman, zamanların toplamı asır. Alemi gayb'tan alemi şehadete, geçmiş ve gelecekten buraya. Geçmiş gelecek aynı olduğunu biz size bir örnek vereyim. Bizim inancımıza göre ki doğru bu. Yaptıklarımızı ahirette görmeyecek miyiz? Değil mi? Öyle. Yaptığımız oruçlar, yaptığımız iyilikler, kötülükleri haşirde göreceğiz arkadaşlar, değil mi? Ona gidiyoruz. Peki biz yaptıklarımıza gitmiyor muyuz? Göreceğiz. Ama yaptıklarımız geçmiş değil miydi? Ne oldu geçmişimiz oldu gelecek? Ha vay nasıl aldandık ya. Geçmiş dediğimiz şey aslında gelecekmiş. Geleceğe atılıyormuş. Biz yaptıklarımızdan uzaklaşıyoruz. Yaptım uzaklaştım. Buna ne diyor? Geçmiş. Şimdiki zaman. Koşuyorum, gelecek. O koşuyorum, burayı bıraktım, aa baktım bıraktığıma gidiyorum. Yaptıklarımı haşirde göreceksen, yaptıklarıma gidiyorsan, yaptıklarımdan uzaklaştığım yerde geçmişti, meğer geçmişime gidiyormuşum. Geçmiş gelecek kardeş. Ötelerde yok. Düz. Filmin içinde oynayanların için geçmiş gelecek var. Bir DVD düşünün. Film. Bu DVD belki de 6 ay, 1 senede adam film yapmış. BBC mesela kamera koymuş, bilmem ne yapmış. Koy DVD'yi bilgisayara. Bilgisayarda bu DVD kaç saatte kardeşim? 1 saat. Adam 1 saatte sıralamış. O sıralamaların yekününe bir alt koymuş. 1 saat. Sıralama. İçinde olanlar sıraya dizmiş, dizilmişler. Ama ben bunun dışındayım. Bilgisayarıma bir koydum, mouse'tan tak ileri. 5 saat sonra götürüyorum. 20 dakika sonra tak orayı seyredebiliyorum. Mahkum değilim sıraya. Onun içinde olanlar mahkumdur. Onun işlemesi lazım, oynaması lazım. Onun dışında olan istediğini oynar. İşte geylani çıktı, istediğin mouse'u aldı, tak tak. İleri yaptı, geliyor. Oynuyor. Maddenin arkasına geçiyorlar adamlar ya. Şu anda yapıyorlar. Biraz takıyorlar. Değiştiriyor. Yani artık kolay. Teknoloji de olunca artık ustad... Anlatmak kolay oluyor bence. Çok kolay oluyor. Çok da kolay oluyor. Avantajımız var. Evet. O da olsun. Zaman bizim neslimizin avantajı. Evet. Şimdi bak. Alemi galp, alemi şer. Demek ki galp ikisi aynı. İmam-ı Mubin. Alemi gaybtan, alemi şehadete, ilimden kudrete geçmelerinde bir istizazdır, bir harekattır. Demek ki zerratın harekatı, zaman dediğim şey, alemi gaybtan hale, halden gayba geçmelerindeki sestir, sürettir. Ben burayı okumak istemiyorum, başka bir yer var. Bir ihtizazdır, bir harekattır. İhtizaz o dedim. Durdu, kıyamet koptu. İp durdu, kıyamet koptu yani. Hareketi. Ama lef-i mahve ispat ise sabit ve daim olan lef-i mahfuz azamın daire-i mümkünatta yani mert ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Lef-i mahfuz var arkadaşlar, ana kütük. Şöyle deyip, kara. Cilve Güzü Hatay, Suriye çıkış hududu. Burada tır hazırlık yapıyor, Suriye'yi mal götürüyor. Suriye'deki makamlar dedi ki Evran olmadı, geri dön. Evran oldu, geç. Ankara, Lef-i Mahfuz, Ankara, Cilve Göz Hudut, Lef-i Mahfuz ve İspat, çıkış kapısı. Yani Lef-i Mahfuz'da olan bir şey, vücuda gelecekse ilk önce Lef-i Mahfuz ve İspat'a gelir. Hududa.
hudud, ne iman ve ispat. Burada şartları varsa, tahakkuk ederse vücud hariciye çıkıyor. Lev iman ve ispat neymiş? Bir yazar bozar tahtadır. Yazıyorsun, siliyorsun. Bu işte lev iman ve ispat zamanın hakikatidir. Zaman olur. Diyor ki yazar bozar tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Zamanın hakikati var, zamanın mahiyeti var, zamanın bak hakikati var, mahiyeti var, sureti var. Sureti bu. Hakikati lev-i mahve ispat. Mahiyeti ise lev-i mahfuz. Sesli ders var nurdersi.com'da. Merak edenler için söylüyorum. 128 sözlerde var ya. Mahiyeti hayatına bak ki, hayatın hakikatine bak ki, hayatın suretine bak ki, orada sesli ders var. Almanya'da onu yaptık. Şimdi hakikat, zaman demek ki lev-i mahve ispattır. Lev-i mahve ispat cansız ve ruhsuz olur mu? Topraktan hayat çıkacak ama lev-i mahve ispat hayatsız olacak. Mümkün değil. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta ceyran eden bir nehl-i azimin hakikati dahi lev-i mahve ispattaki kitabeti kudretin sahifesi ve mürekkep hükmündedir. Demek ki zaman lev-i mahve ispatın sayfasıdır, mürekkebidir. Başka yerde iptir, nehirdir, şerittir diyor. Şimdi demek ki buraya kadar geldik. Zaman canlı ve ruhludur. Ona ait sarih daha ifade. Çok sarih. 25. sözü aç Hasan. Tamam. Abi size şunu sor tabii. Şimdi asır dediniz. Hı-hı. Başa getirmiyoruz ama. Hı-hı. Ruhu var, canlı dediniz. Hı-hı. Asırdan asıra değişiyor mu bu? Yani hepsinin mizacı, karakteri, ruhu farklı mı? Aslan. Allah razı olsun. Ne güzel bir soru. Aslan. Evet. Yoksa zaman değil mi? Çok harikadır. Evet. Her zamanın şahsı manevisi farklıdır. Ona ait şöyle bir soru cevap vereyim. Tam yerine getirmiş. Hepimiz okumuşuz da dikkat etmemişiz. 9. söz. Cevap veriyorum. Marif zamanı. Biz geçiyoruz. Zaman neymiş bak. Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatını hem dünyanın kıyamet iktidasındaki harabetin ihtariyle tecelliyat-ı celali ifan ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Demek ki mağrib zamanı, mağrib ne demek? Gurbet. Batmış. Akşam. Akşam zamanı uyandırıyormuş, ikaz ediyormuş adamı. Zaman ikaz eder mi ya? Arkadaşlar, şahs-ı manevidir. Namazı kılan oraya giriyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor usta. Bak başkasını okuyayım şimdi. İşam attı. İşam yatsı namazını yapmış. Alem-i zulümat, nehar aleminin bütün hasarının siyah kefeniyle set etmesini, hem kışın beyaz sayfesiyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiyeyi asarı dahi vefat edip nisan perdesi altına girmesini, hem bu dar imkan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile, işe vakti ihtar ediyormuş. Nasıl bir iş değilse. İhtar ile Kahar-ı Zülcelal'in celali tasarrufatını ilan ediyormuş. Gece vakti, teheccüd vakti, çok da ilginç bu. Teheccüd ise kabir gecesinde berzak karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Gece bize bildiriyor. İkaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mü'nim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile bize ihtar ediyor. Teşbih değil. Ne derece hamd-ı seneye mustahak olduğunu ilan eder. Şunu diyeyim. Her zahir olanın gözükenin mesela bu. Mutlaka batınısı var. Ama her batın vücuda gelmiyor. Şöyle.
Lef-i mahfuzda her şey vücuda gelmiyor ama her gelen lef-i mahfuzda vardır. Unutmayın, her vücuda gelen zahirdir. Zahir, bu zahirdir. Her zahir varsa mutlaka batınısı var. Batınısı olanın ahiri var, evveli var. Bunu uygulayın. Çekirdek evveldir. Meyve ahirdir. Ağacın sureti zahirdir. Ağacın içindeki donanım, makina, nizam, intizam, muadil, o da batındır. O zaman Risale-i Nur'dan istifade ve istifaza edebilmenin an şartı. Her şeyi zahire bağlarsan kendini batına kilitlemiş olursun, zevk alamazsın. Senin anladığın kadar bu anlaşılsaydı, şu cümle okuduğum yer, biraz önce okudum, 4 satır, belki de bir hafta, 10 günümü alıyor bu ders. Ben size takdim ediyorum, şuradan girmiş 4 satır. Bu zahir, ha eğer biz bu zahiri desek ki teşbihtir, asır yani mevcudatı, cansızları konuşturmak belagattır desen, kendini paketlersin, kilitlersin böyle, zahiri hapsolursun, ondan sonra yana yana durursun, zevk alırsın. Ama Kur'an'ın en cami bu asırda aynadarlığını yapan Risale-i Nur, Kur'an'ın sır azmini de mazardır. Kur'an'ın evveli var, ahiri var, zahiri var, batını var. Hu vel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Ve bu bir kirşiyle. İkinci şuada anlatıyor. O zaman Risale-i Nur'u okurken eğer şu soruyu sorabilirseniz, sorarsanız, ben yapıyorum da. Bu zahir, bunu anladım. Acaba bu suret, suretin batınısı nedir? Bunun evveli nedir? Ahiri nedir? Bunu sordum ben bu adama. Sen kimsin kardeşim dedim asıra. Sen kimsin ki keramet sahibisin, istifade etmişsin, istifaza etmişsin. Kalbin hassas olmuş, bir de hissi kalbi hukukun evinden peygamberimizin geleceğini haber etmişsin. Bazıları batırdın, ateşi söndürdün, putları devirdin. Sen kimsin dedim ya. Ben kimim miydi? Ha, bana bu soruyu sordunsa ben kendimi sana tarif edeyim o zaman. Meğer 9. sözde namaz vakitleri canlı ve ruhluymuş. İhtar ediyor, ikaz ediyor, hamd-ı sena ediyor. 9. söz. Ben tanıkmıyorum. Ha desen ki teşbihtir. Tamam kardeş, sana mübarek olsun. Doğru. Zahirde kalmaya mahkumsun. Çünkü en büyük zulmü kendine ettin. Blok etti. Bir şey daha iyi anladım şimdi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki asır suresinde Allah Celle Celle asla yemiyor yani. Velas inelen felen filosu. Şimdi o zaman onun manası ortaya çıktı. Kıymetten bir şey ki asır derken insana yemin etmiyor. Asra yemin ediyor. Yani asra yemin ediyor. Kıymeti var demek ki. Boş bir şey değil. Kardeş, namazın, salatın farklı şeyleri var. Namazın 12 farzı var. Salatın 3 farzı var. Hayda. Herkes namaz kılar ama herkes salat takdim edemez. Herkes namaz kılabilir ama salat-ı daimi, salat yapamaz. Nereden söylüyorsun bunları? 46 sözler. Kardeş İncil okumuyor. İncil değil bu. Sahabe demiş. Sahabeye zorlamışlar. Ebu Hüreyre galiba. Zorlamışlar. Sen bunu hakikaten Resulullah'tan duydun mu? Ben İncil okumuyorum ya Ömer. Bak, salat 3 farzı 46 sözlerde. Arkadaşlar, işa vakti dedi ki, bak işa, alemin, yani girmesin, ihtar eder ve bir sürü şey ikaz eder. Ha, ben yalnız gösteriyorum, eyvallah. Zaman farklıymış demek. Zamanın şahsının israf. Yani, arkadaşlar, bu zamanın içine girmedi mi? Bak, ben girdim. Bu yaşım, saçım, başım, bu zamanda bana hatırlattığı, hissettirdiği şeyle çocukken aynı mı? Herkese göre zaman değişiyor. Bak, zamanın canlı ve ruhlu olduğunu çok sari ifade okuyacağım. Çok sari. 25. söz aç demiştim Hasan sana. Açayım kardeşim. 25. söz.
Bu noktadan hiç baktınız mı? Ben de Asr'a soru sordum. Ben Asr'a deseni, Allah razı olsun, bak istifade ettim. Ben hiç düşünmemiştim. Güzel bir katkın oldu bana. O peygamberimizi ihbar etmiş ya, mucize göstermiş ya. O zaman ben bu adama sordum. Ey Asr, sen kimsin? Ustad da diyor ki, kainata zaman girdiği için Asr saatleri gösteriyormuş. Biliyorsunuz. Ona girmeden şurada yazdım da onları. Çabuk olsun diye. Saniye, saniye günleri gösteriyormuş. O da bir saat. O da zaman. Daha küçük bir an. Saniyeler günlermiş. Dakikalar senelermiş. Saatler asırlarmış. Günler de devirlermiş. Allah Resulü de diyor ki bir insan doğdu, öldü, haşirde berzatta diyecek ki bir gün ayet var mı yani? Bir gün ve daha kısa bir zamanda yaşadık. Kardeş, saatleri gösteren asırsa, günleri bildiren devirse biz ne kadar yaşamışız? Bir gün ve daha az. Aldanıyoruz. Kelebeğe sormuşlar ne kadar yaşadın? Bilmiyorum ki o kadar. Oysa bir günlük ömrü varmış. Her mahlukun boyutu farklı olduğundan ömürleri, ecelleri farklıdır. Biz sıkıştırılmışız. Yani bu zannediyormuşuz kendimizi, meğer suymuş, su zannediyormuşuz, haşikuyormuşuz, oymuşuz, elektronmuşuz, kuark, esir, tamam mı? Esir, enerji, ondan sonra maddi hayat, Nur-u Muhammed'i vay be değilmişiz hiçbirisi. Ya demek ki biz meculüymüşüz ya. Aldanmışız. Buz diye bağırıp çağırmışız. Meğer suymuş. İçmiyor. Bunun üzerine bir su iç. Ha 25'in sözü. Şimdi iyi dinleyin bak burayı. Buraya acengüme gitti. Evet. Nazar-ı daflet ve dalalette. Vahşetli ve dehşetli bir Ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karınlar ve asırlar. Canlı birer sahife-i ibret, baştan başa ruhlu, hayatta bir acip alem. Asırı görüyor musunuz? Asır canlı ve ruhluymuş. Bakın okuyayım. Gaflet ve dalalet nazarıyla geçmiş asır, gelecek zaman ölen insanları kafir nasıl görür? Vahşetli ve dehşetli bir mezaristan. Yani adam dedelerim öldü diyor. Dinsiz öyle görür. Geçmişi öyle görür. Mezaristan nasıl görür? Vahşetli ve dehşetli bir Ademistan. Elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş ve ölmüş karınlar ve asırlar. Ehli ibret için, ehli iman için canlı birer sahife ibret, geçmiş ve gelecek. Canlı birer sahife ibret. Baştan başa ruhlu, hayatta bir acip alem, geçmiş. Mevcut ve bizimle münasebetdar bir memleket-i Rabbani suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek her asra Kur'an, her asra her tabakaya gösterip yüksek bir icaz dersini veren Kur'an-ı Mucizül Beyan. Onun için Kur'an'ın nazarında her şey olmuş, bitmiş. Kur'an'ın ifadelerinde şu var. Bazen bir ifadeye bakıyorsun ki dünya bitmiş, kıyamet kopmuş, berzahtan geçmişiz, haşir meydanında cehenneme atılıyoruz. Veya cennete gidiyoruz. Onları konuşturuyor. Diyor ki işte cehenneme giderken şöyle dedi böyle daha olmadı ki. Veya أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابٍ فِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي ضَلَالٍ Peygamberimize demiyor mu? Sen görmedin mi? Ebrehe'nin o şeyi. Ebabil kuşlarını yaptın. Oysa doğmamıştı. Ama Kur'an diyor ki görmedin mi? Görmedi tabii ama öyle demiyor işte Peygamber. Bak görmediğini o kadar kesin gördün ki diyor. Görmedin mi Ebabil kuşları ne yaptı Ebrehe'ye? أَلَمْ تَرَ görmedin mi? Görmedi ki. Daha doğmamıştı. Doğumuna yakın olmuş Ebre abisisi. Veya ikra, oku. Ne okuyacak? Daha verilmemiş ki. Kardeş, ikra, oku, ilk vahiy. Ne okuyacak? Bir kitap var demiş. Hiçbir şey yok. Ne okuyacak?
geçmiş ki yani sonra bileceğini önceden de biliyordu zaten. Bir daha çıktı. Oku. Bilmiyorum dedi. Oku dedi üçüncü kez. Bir daha çıkınca battaniyeler koptu. Yani sıktı, nap diye atladı. İçi ortaya çıktı. Okumaya başladı. Çünkü okumaya başlamasaydı gene ikra devam edecekti. Hitaba. Seni yaratan, bir damla sudan yaratan Rabbin adıyla oku. O da okumaya başladı. Kardeş zaman bizim için. Zaman bir kere. Peygamber çocukken bile peygamber olduğunu biliyordu. Size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Burada kalsın. Haşa demeyin sonra bunu edin. Günah çok lazım. Günah çok lazım. Eğer günah olmasaydı insan tamamen latifleşirdi, alemden çekilirdi, latif aleme geçerdi. Dünyada yaşayamazdı. Bizi yere çakan, çivileyen, dünyada yaşamamızı temin eden günahlardır. Bizi tevazu yapan böyle, iki büklüm kafayı eğdiren günahlardır. Adam eden günahlardır. Yoksa gurur böyle, var mı benim gibi alim? Hiç günah işlememişim. Kibir gururda geçemedi. Bir de bak, bir daha söyleyeyim. Eğer günah olmasa alemde, bir düşünün günah yok. Bu dünyada yaşanır mıydı? Dünya denilen bir şey olur mu? İmtihar olmaz. Ya imtihar çıkın o avam imtihar. Yere seni ne çakacak? Ağırlık ne olacak kardeş? Toz bak. Şunun düşmesine bakın. Bir de buna bakın. Kardeş. Veya bu daha latif olsa daha inmez. Ama buna bakın. Bu nasıl iniyor? Bizi yere çakan günahlardır. Günahlar olmasa bu cihet de iyidir. Hasan hocam bir şey sorabilir miyim? Şunu bir bitireyim de sor. Çok özür diliyorum. Bak. Adam bir tanesi büyük saat Mekke'de. Talebesi çok anlatmış memleketinde. Böyle hocam böyle böyle şöyle. Köylü de demiş ki o bölde. Davet et demiş ya. Davet et demiş de biz de ondan istifade edelim bu kadar büyük adam. Ramazan atın üzerine, devenin üzerine giderken köylü Tala Bedru gibi böyle Hoş Ahmet tarzında toplam böyle karşılama yapmışlar. Ramazan'da bir bakmış ki o büyük zat akıllı ve zeki. Bunların bana yükleyeceği şöhretimi tahrik edecek. Şöhret duygumun üzerine battaniyesini açacaklar. Sonra senelerce, ömürce o şöhretin mikrobiyle uğraşacağım. Bunu hiç uyandırmadan bu şöhretin kafasını koparayım. Ramazan iken milletin tam şeyine kadar gelmiş, köylüye, hoca efendi böyle bakarlarken milletin yanında. Ramazan'da su içmiş. Bu lanet olsun sana. Biz seni adam biliyorduk ama kovmuşlar. Geri dönmüş. Adam demiş ki 60 gün çekilir. Ama o mikrobu 60 sene uğrasam götüremem. Ama bunun demiş dediğin 60 günü yaparım. Üzerindekileri açmış. Onun için günah ne yaptı adamı? Yere çarptı. Uçacak yoksa Allah bilir nerelere. Şimdi seni dinliyorum. Şimdi bu her asırda yaşayan insanlar, istikamet üzere yaşayan insanların çokluğu ve ihlası ya da sapkınlıkları, o canlı, şuurlu ve hayattan olan asra tesirleri, o asrın da bela ya da musibetlere ya da saadet asrı olmasına etkileri var mı? Aynen. Allah razı olsun. Hani Berat gecesi işlenen günahların ta bir seneyi devriyesinde toplanıp ona göre muamele etmiyor mu? İşaret-i ceza anlatıyor. Sefahat günahlarda fil er orada anlatıyor. Aynısı var. Yüksidin öfiler artı fesadet. O asrı terbis ediyorlar. Ve onların aleyhinde oluyor. Diyor ki asrı o kadar rezil ediyor ki günahlarından dolayı asır çakamıyor. Yüksidin öfiler 166'da anlatıyor.
asrı bozuyorlar. Kardeşler, asır canlıdır. Sözlerle kapattık. Ruhludur, şuurludur. Olaylar onun üzerine cereyan ediyor. Sayfedir, satırdır, ittir. Şöyle diyelim, araba fabrikasını düşünün. Şerit var, şerit gidiyor. İlk önce şasiyi koyarız. Sonra motor bloğunu, şanzımanı böyle her bir an, her bir yere gittiği zaman bir parça takarlar değil mi? Tırr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 
zaman var, asır var, devir var. Bunlar şahsi manevisidir, canlıdır, ruhludur. Bir kere şunu öğrendik. Zaman devir mah ve ispattır. Devir mah ve ispat canlı ve ruhludur. Bu zamanın cemi toplamına da asır deniliyor. O zaman her bir asır şahsi manevisi var. Her bir namaz vaktinin bir şahsi manevisi var ki o bizi ihtar ediyor. İşa vakti diyor. İşa zamanı, mağrip zamanı. Zaman. Zamanın içine gir. Zaman duruyor. Kişiye göre duruyor. Trende olan, hızlı giden tren dışarıda olan. Vakit, saat farklı oluyor. Zamanın içine girdin mi bastı zaman tay mekan dersiz. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri bazen sabah namazında fıkıh ekberde yazıyor. İki rekat sabah namazında katmi Kur'an'ı yapmamış bu millet. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Ondan sonra Elif la mim zaliken kitabullah aymen fi. Kul azu bir rabbin nas ve iki nas tatibi geldi bitirdi. İki rekatta Kur'an biter mi? Bastığı zaman tay mekan. Şeyde anlatıyor. Lemanlarda, Çevreti Vak'ta ve Mesleği'de anlatıyor. Nasıl ya? Bir tanesi sordu bunu söylüyor. Abi diyor cemaat da girdi mi diyor. Cemaat hiçbir şey anlamadı ki o da girdi. Keşke bizler kasmaz. Ustad demiyor mu? 17. levada. Kalp ve ruhun daire hayatına gir. Daire hayatına gir. Orada ne zaman var ne mekan var. Kocaman kainat diyor. Habbede meselede. Giriyor içeriye. Teneffüs ve selenge buluyor. Evet. Aynı ifade bu. Aynen. Şimdi ben şuradaki yerlerden cümle cümle aldım size okuyorum. Çabuk çabuk. Sözler onu okuduk. Mektubat 334. Kainatın sahifelerinde ve asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bütün kelimatı katibinin nakş-ı kalemi olduğunu. Asıra satır diyor. Mektubat 464. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır deşiklidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda emniyetli bir hadisedir. Asırı tanımanız için yapıyoruz. İnce Mesnevi Nur'a 28. Belki zaman-ı Adem'den kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup bütün asırlar safları onun arkasında onun duasına amin diyorlar Peygamberimize. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün asır safmış. Satır. Kabe'ye gidenler bilirsin. Bir satır, bir satır, bir satır sayfa. Asır satırdır. Kastamonu 110. Bu asır hayat-ı dünyevi, hayat-ı uhreviyeye ehli İslam'a da bilerek, severek tercih ettirmiş. Asır tercih ettirmiş. Asır insan değil, asır tercih ettirmiş. Senin asrın. Ama asır için asır, zaman için zaman, işte bu liman olan dershanelerdir. Tesir almamışsa o kadar rahat ediyor. Kastamonu 118. Bu meşhum asır öyle şeyini gayetmiş ve ediyor. Meşhum asır. Yani bozmuş. Nasıl bozuyor? Senin sorduğun. İşlenen günahlar alemi deva geçiyor. Geçiyor. Berat gecesi paketleniyor. Gelecek asra yansıtılıyor. Yani bir senelik program yapılmıyor mu? Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle durgun baktığınızda Berat gecesi bir senelik programlar yapılıyor. O neye göre yapılıyor? Geçmiş o bir senenin şeyine göre. Onun için ne kadar yüksüdüne fil er Tahir abiye demişler ki Tahir abi hatırada yazıyor. Uçtabı da anlatmış. Bir kenarda, köşede. Gevşet, oku oku. Ne olacak? Ben soruyu genişletiyorum. Bir köşede zina etti, içki içti. Kainat niye hiddet ediyor? Kainat hiddet ediyor demiyor.
İşte orada yufsidun fil ard 166 işaret icazı diyor ki bu işlenen haller zaman o asra malını asrı oluşturuyor. Canlı ve ruhu asrı oluyor. Çok bozuldu zamanda kafasını bir seyyareye vuracaksın. Evet. Küre-i arda diyor. Gusuldan bir abdest lazım diyor. Gusul alması lazım limanlarda. Acayip bir şey. Peki şimdi asırda hasenat daha fazla. Seyyiat 20.49. Hasenat 51. Ona göre muamele. Ona göre muamele diyor. Ona göre. Bak karşılığı öyle haman haman ona gidiyor. Nasıl olursanız öyle olur diyor. Sikey tasdi gadiyeli. Her asırda 350 milyon şakirdi bulunan. Sikey tasdi gadiyeli 25. Asır çarşısında. Asır kimmiş? Sikey tasdi gadiyeli 36. Bu acip asırda. Sikey tasdi gadiyeli 37. Bu asır cemaat zamanı oldu. Sunat Tuluat İşarat 81 sayfasında. Selef ve Halef asırlar üstünde birbirine bakıp mabeyleninde devam ediyor. Nur'un ilk kapısı 135. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bak. Nasıl o asırlar o Şems-i Hidayet'ten aldıkları feyizle çiçek açmışlar. Çiçeğe bakacağız. Ebul Hanife, Şafii, Ebu Yezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Şeyh-i Geylani, Muhiddin-i Arabi, İmam-ı Gazali, Ebu Şazeli, Şazeli, Ebu Hasen-i Şazeli, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani, ben yokum burada, gibi milyonlar münevven meyveler veriyor. Meyveymiş bunlar. Çok üzüldüm yani. Yok, keşke olsam. Bir tane söyledi de almaya. Abi bir de oku, öyle var mı ya? Taişun Said'den var ya Sikir Tasker. Ey Said, İyaşe bana aittir diyor 800 sene önce. Abi Said diyor mu diyor? Diyordu. Baktım şüphelendi, okudum. Gel kalk, gel bak dedi. Gidiyorum. Hakikaten diyor dedi ya. 800 sene önce. E bak bak. Bak bunlar ki neymiş? Çiçek. Bir de okuyayım bu isimleri okuduktan sonra başka bir daha döneyim. Şimdi gel. Asırı tanıyım bak. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bak. Asra bak. Tamam. Nasıl o asırlar o Şems-i Hidayet'ten aldıkları feyizle çiçek açmışlar. Bu insanlar çiçek. Ağaç kim? Çiçek. Asır. Çiçek açmışlar. Bunlar imamlar çiçek. Asırda gözükmüş. Asır zemindir. Zaman zemindir. Şerittir, nehirdir. Usta diyor, aynadır diyor. Hani aynada güneş yansımıyor, eşe gözükmüyor. Bu ayna zamandır. Nehir, üzerinde çöp falan akıp gidiyor, şekiller alıyor. Nehir zamandır. Ötekisini okuyacağım senin dediğini, geleceğim. Zamanın hakikati 548'de okudum. Sözler 571. İşte zaman çünkü harekatın bir revni, bir levni yahut bir şeridi. Yani zaman demek ki öncelik sonralık arasındaki nispete biz izafi olarak verdiğimiz bir isimdir. Yani şerit düşünün, araba fabrikasına şeritler. Eşyaları diziyoruz biz şerite. Bunu koyuyoruz, biraz sonra geçti bunu da koydu. O şerit zamandır. O şeyler vakittir. Aralarındaki mesafe vakittir. Andır yani. Bak. 571 sözlerde diyor ki işte zaman çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan harekatta cari olan bir hüküm zamanda da caridir. Demek ki renktir, şerittir, levndir. Mektubat 180. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani arz onun sözünü doğru çıkartmak için vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir. Ve o tatil güneşin sükunetiyle gösterilmiştir. Peygamberimizin o miraç meselesini var ya. Bu saatte gelecek dedi. Tak diye şu hadise olmuş. Geç kaldı bir saat.
Dünya tak diye durdu. Onlar güneş de durdu. Anlamadılar ki ne yapacak. Bir saat onlar devam etti. Tak ondan sonra devam etmeye başladı. Ya bir sözünün doğru olması için güneş ve dünya duruyor ya. Bu insan nasıl kendisini dengeli kurabilmiş ya? Benim şimdi bir işaretimle güneş ay ikiye bölünecek, dünya duracak, güneş orada duracak. Ya bunu nasıl kontrol etmiş ya? Sonra cevabını şöyle buldum. Zahir ve batını, mülk ve mülkütü ikisini bir arada göremeyen dengeyi koruyamaz. Mümkün değil. Devamlı cümleyi koruyacak değil. Ya bir katta nasıl olacak? Bak, mülk, mülkütü, zahir ve batın. İkisini, ben bunu çok merak ettiğim için söyledim. Nasıl bir kafa, nasıl bir ruh? Bu benim sözümle aya bölündü. Ne olur bana nasıl tesir eder ya? Bütün kainatın çekirdeği ben olduğumu, bütün kainat benden yaratıldığını bilmekten gelen bana has ruhani hali bir düşünün bakalım. Ben peygamberim ha. Böyle bir bilmekten gelen o zevki, lezzeti, ruhani nasıl bir şeydir? Nasıl onu yamutmamış yani sağa sola dengeyi bozamamış? Nasıl bir insan bilemiyorum tabii. Anlayamıyorum ben böyle düşünüyorum. Şimdi güneş durmuş tamam, dünyada durmuş tamam. Allah Allah benim sözümle. Çünkü mülk, melekut, zahir, batını ikisini bir anda görüyor. Kainatı tezgahları dengeyi tutturuyor. Başka olmaz. Olmaz. Bir garip insan. Girmek istemiyordu şimdi. Yine dengeyi bozacak. Büyük mesleği Allah'ın meselesini. Ya uzaklaştır Allah'a. Sözler 60. Zaman bir şerittir ki o Sani Zülcelal her sene bir yapamıyor. Peygamberimiz Kur'an. El Fatiha.